Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Uzun zamandır bir söyleşi videosu çekmemiştik. Hem biriken sorularınızı yanıtlayacağım Allah kısmet ederse. Hem de sohbet babında elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar, biliyorsunuz ülke olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bir koronavirüs salgını mevcut. Onun için azami dikkat etmemiz lazım bugünlerde. Şimdi çok fazla uzatmadan isterseniz sorulara geçelim. Şimdi dün ben durumumda bir şey paylaşmıştım. Oradan birkaç takipçi kardeşimiz bana sorular sordu. İşte direksiyon hidrolik sisteminin yağını yağıyla ilgili, filtresiyle ilgili. Dün ben işte filtreyi söktüm. Şu an yıkama yapıyorum pompanın içini. Ondan sonra yeni filtreyi takacağım ve yeni yağ koyacağım Allah kısmet ederse arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz diye bana sordular. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk önce yapacağınız iş, pompanın biliyorsunuz üst kapağı açıyorsunuz. Üst kapağı açtıktan sonra orada bir tane yaylı seviye mekanizması var. Hani orada minimum maksimum çizgilerini gösteren yaylı seviye mekanizması var. O yaylı seviye mekanizmasının da tepesinde bir tane küçük vida var. Somun var. O somunu çıkartıyorsunuz. O somunu çıkarttıktan sonra o seviye, yani yaylı seviye zımbırtısı diyeyim artık, onu alıyorsunuz. Dibinde bir tane filtre var arkadaşlar. Yuvarlak şu ölçülerde bir filtre var. Filtreyi bir tane tel yardımıyla, bu şey de olabilir, bu annelerimizin kullandığı şişler var ya, hani onun ucunu büküp oradan onunla da çekebilirsiniz. Başka türlü çıkartamazsınız. Yuvarlak deliklerine takıp onunla çekmeniz lazım. Ya da inşaat teli de olur. Problem değil. Onunla arkadaşlar filtreyi çıkartıyorsunuz, eski filtreyi, içerisindeki yağı çektiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani şırıngayla, büyük hacimli bir şırınga alıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki atık yağı kesinlikle doğaya bırakmıyorsunuz. Bir tane boş bidona çekiyorsunuz, atık yağı boş bidona koyuyorsunuz arkadaşlar. Onu da geri dönüşüm yapan yerlere vermek durumundasınız. Mesela ben öyle yaptım. Şu an garajımda biriktirdim atık yağları. Onları yani doğaya, kesinlikle doğaya atmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yağı doğada çözünmesi mümkün değil. Petrol ve kimyasal türevi olduğu için doğada çözünmesi mümkün değil. Ben garajımda biriktirdim. Onu müsait bir zamanda geri dönüşüm yapan yerlere vereceğim Allah kısmet ederse. Yağı boş bir şişeye ya da ne bileyim bidon da olabilir. Alıyorsunuz arkadaşlar içerisindeki yağı. Ondan sonra yeni yağ koyuyorsunuz. Yani seviye maksimum seviyeye gelecek kadar ağzına kadar doldurmayın, taşar arkadaşlar. Ağzına kadar doldurmayın, bir nefes payı bırakın. Ondan sonra filtreyi takmadan arkadaşlar 2-3 gün kullanıyorsunuz aracı. 2-3 gün kullanıyorsunuz filtreyi takmadan. O yeni yağ ile pompanın içerisinde bir yıkamış oluyorsunuz. Ondan sonra 2-3 gün sonra tekrar o haznedeki yağı çekin, tekrar bir daha basın. Bunu 4-5 sefer tekrarladıktan sonra sevgili arkadaşlar, ondan sonra filtrenizi takıyorsunuz, yeni yağ basıyorsunuz. Ondan sonra bir tur daha dolandırdıktan sonra tekrar haznedeki yağı çekip bir daha yeni yağ basıyorsunuz. Bu sayede pompanızın içi yıkanmış oluyor arkadaşlar. Ha, bu kadar uğraşmayıp da direkt hortumla da attırabilirsiniz, içerisindeki yağı boşaltıp yeni yağ koyabilirsiniz. Ama benim buradaki anlatmak istediğim, pompanın içerisinde temiz yağ ile yıkayıp ondan sonra içerisini pırıl pırıl tertemiz bir şekilde kullanmanızı sağlamak. Bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Sürekli mesela ben dün iki sefer çalkalattırdım. Aslında ben bir aydır çalkalattırıyorum yani. Bir aydır yağı basıyorum, çekiyorum, basıyorum, çekiyorum. Şu an berrak. İçinde şu an filtre de yok pompanın. Şu an yağ koyduğum gibi, yani nasıl koyduysam o şekilde berrakça. Birkaç gün sonra Allah kısmet ederse tekrar o yağı çekeceğim. Yeni yağ koyacağım, filtreyi de koyacağım ve kapatıp bu işi bitireceğim arkadaşlar. Yağ olarak ne kullanabilirsiniz? Esasında bunların yağı normalde fabrikasyon sarı olur, direksiyon yağları. Ama kırmızı yağ da kullanabilirsiniz. Kırmızı ATF'de kullanabilirsiniz. Mannol'ün Dextron 2 kırmızı ATF'sini tavsiye ederim arkadaşlar. Kalite olarak muazzam. Ben manuel şanzımanımda da onu kullandım. Birazdan ona da değineceğim Allah kısmet ederse. Mannol'ün Dextron 2 ATF'si Alman malıdır. Fiyat performans olarak üst seviye bir üründür arkadaşlar. Kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Manuel şanzımanımızın yağını değiştirdik geçen gün. Bununla ilgili sorular geldi. Evet arkadaşlar, manuel şanzımanın da yağı
aynen otomatik şanzımanın yağı gibi değişir. Ben bununla ilgili zaten sizlere video çekmiştim. 1.7 litre ortalama yağ alır arkadaşlar ve ATF yağı kullanacaksınız manuel şanzımanınızda. Dişli yağ kullanmayın. Dişli yağ kullanılmaz mı? Dişli yağını şartname karşılıyor ama yani öncelikli olarak ATF kullanın demiş el kitabında. Yani şartnamede öncelikli olarak ATF kullanılmasını önermiş. Onun için sevgili arkadaşlar, manuel şanzımanlarınızın yağı da tıpkı otomatik şanzımanlar gibi her 40-50 bin kilometrede değişmesi lazım. Çünkü benim içindeki yağ yani simsiyah çıktı ve şanzımanın yağını değiştirdikten sonra geçişler muazzam derecede hissettirdi, yani rahatladı. Yine dediğim gibi hem fiyat hem performans olarak Mannol'un Dextron 2 ATF'sini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle muazzam bir yağ. Mannol zaten bir Alman firması. Uzun zamandır takip ediyorum ben ürünlerini. Gerçekten muazzam kalitede ürünler üretiyor. Ha, farklı markalar da kullanabilirsiniz. Bir bahis yok ama hani fiyat performans olarak diyorsanız ben Mannol Dextron 2'yi tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi otomatik şanzımanlarda vuruntuyla ilgili biraz bahsedeceğim arkadaşlar. İlk dolduruşlar ve vites geçişlerindeki vuruntu vesaire. Şimdi otomatik şanzımandaki vuruntuların en büyük sebebi arkadaşlar vakum modülatörü arızası, vakum modülatörü basınç ayarı ya da hidrolik beyindeki doldurucu piston arızalarıdır arkadaşlar. Şimdi siz otomatik şanzımanınızın yağını değiştirdiniz, hiçbir sıkıntı yok ama işte ilk dolduruşlarda R'ye atıyorsunuz küt vuruyor, D'ye atıyorsunuz küt vuruyor ve özellikle bunu ısınınca yapıyor diyenler var sevgili arkadaşlar. Bunun ilk başta yapılacak iş vakum modülatörünün basıncına bakmanız lazım. Ben onunla da ilgili video çektim. Vakum modülatörünün basıncı çok yüksek olursa arkadaşlar sert doldurur. Çok düşük olursa yumuşak, yani geç doldurur, vitese atmayabilir arkadaşlar. Yani onun orta yolunu ben zaten orada referans değerlerini her şanzımana, her vakum modülatörlerinin renklerine göre ben orada sizlere referans değerlerini videomda paylaştım zaten. Basınç ne aşırı yüksek olacak ne de haddinden fazla düşük olacak arkadaşlar. Bunu da basınç saatiyle yolda ayarlanır. 50 km süratle giderken ayarlar. 50 km süratle giderken yolda şöyle ayarlayamazsınız. 50 km süratle giderken basınca bakarsınız. Yüksekse durursunuz, arabayı kaldırırsınız, basıncı düşürürsünüz, yola çıkar tekrar bakarsınız. Biraz meşakkatli bir iş ama buna değiyor arkadaşlar. Basınç ayarı düzgün olmazsa otomatik şanzımanlarınız vurur arkadaşlar. Bu birinci nokta. Vakum modülatörü patlak olursa ya da vakum kaçırırsa otomatik şanzımanınız vurur arkadaşlar. Hidrolik beyinlerdeki doldurucu pistonlarda hasar varsa otomatik şanzımanınız vurur arkadaşlar. Yağınız ve filtreniz kötü durumdaysa otomatik şanzımanınız vurur arkadaşlar. Şimdi biz 190E2.6 aracımıza yağ değişimi yapacağız. Malzemelerini tedarik ettik. Motil'in şanzıman temizleyici, işte Mannol Dextron 2 ATF ve işte yağını ve filtresini ve contasını hepsini temin ettik. Bu hafta bir fırsat bulursam değişim yapacağız Allah kısmet ederse. Annemin küçük bir göz operasyonu var. Belki bu hafta değiştim yapamayabilirim ama bu müsait bir zamanda değişim yapacağız. Mesela o aracımızın şanzımanında en ufak bir vuruntu yok. Vites geçişleri pamuk gibi. Zaten bizi almadan önce, biz aracı almadan 10.000 km önce araç komple otomatik şanzıman revizyon görmüş. Zaten aldığımız vatandaş da, abimiz de otomatik şanzıman ustası. Büyük tırların, kamyonların otomatik şanzımanlarını yapan bir usta. Pamuk gibi arabanın şanzımanını yapmış. İşte 10.000 km 45.000'de arkadaş yaptı. 55.000 km oldu ve yağını değiştireceğiz arkadaşlar. Ben normalde otomatik şanzıman temizleyici katkı kullanmayacaktım ama şanzımanın sıfır olduğunu bildiğim için bir sıkıntı görmüyorum ama çok eski şanzımanlarda, yani akıbetini bilmediğiniz otomatik şanzımanlarda şanzıman temizleyiciyi isterseniz kullanmayabilirsiniz ama şanzımanınızın durumunu biliyorsanız otomatik şanzıman temizleyiciyi öncelikle kullanabilirsiniz. Onunla ilgili Allah kısmet ederse, yani değişim aşamaları, işte sıkma tork değerleri vesaire, onlarla ilgili videoyu çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım nasip olursa arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Mekanik enjeksiyonlu araçlar için, işte 102-103 motorlar için
sorular geliyor. İşte sıralı sistem verimli olur mu falan şeklinde. Arkadaşlar sıralı sistem düzgün ayar, düzgün montaj, kaliteli enjektörle verimli olur. Onun garantisini veririm. Ama dediğim gibi yani o kırmızı enjektörler yerine hızlı enjektör, kaliteli enjektör kullanmanız lazım arkadaşlar. Başka türlü düzgün şekilde verim almanız söz konusu değil. Çünkü o kırmızı enjektörlerle ayarı yapıyorsunuz güzel, bir saat sonra stop ediyorsunuz, bir saat sonra marşa bir basıyorsunuz, ayar bozulmuş. O enjektörlerle can gaz sistemi doğru düzgün ayar tutmuyor arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Şimdi volanti ayarlayıcı, bazı takipçilerim soruyor işte volanti ayarlayıcı yok aracımda, takarsam sıkıntı yaşar mıyım? Volanti ayarlayıcıyı kendi başına takarsanız RPG'de sıkıntı yaşarsınız. Bunun da önüne geçmek için modülümüz var arkadaşlar, biliyorsunuz. Rolanti stabilizatör modülü. Rolanti stabilizatör modülüyle rolantiyi istenilen devirde sabit tutmak suretiyle biz bu araçlarda verim sağlıyoruz. Bir sıkıntı yok. Rolanti ayarlayıcı olmadan zaten o araçların sabahleyin ilk şifresini yapmaz. Özellikle kış mevsiminde çok sıkıntı çeken takipçilerimiz var. Bir modülümüz daha geliştirdik. AEB377'nin muadilini ürettik arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Yakıtı pompa yerine EHA üzerinden kesiyor. Bu zaten hali hazırda AEB377 dediğimiz modülü biz kendimiz ürettik arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Yakıtı benzin pompası üzerinden kesmek yerine EHA üzerinden, yani dağıtıcının üzerindeki EHA valfi dediğimiz benzinin miktarını ayarlayan parça üzerinden kesmek suretiyle aracın benzin ve LPG geçişlerini daha yumuşak ve pürüzsüz hale getiriyor ve ayrıca her marşa basışta benzinle çalışmada ilk çalışmayı kolaylaştıran bir sistem. Ben ta bundan önceki 230E aracıma da kullanmıştım ben onu, AEB377'yi 2016 yılında mı getirmiştik, evet. Onda kullanmıştım. Muazzam bir parça. 192.6 aracımız da var hali hazırda zaten, ona da takmıştık. AEB377 ve 453, biri rolanti için, biri sizde EHA'dan yakıtı kesmek için. Yani bu ara mekanik enjeksiyonlu araçlarda LPG'ye düzgün ve sağlıklı şekilde binebilmek istiyorsanız bu parçaları mutlaka tedarik etmeniz ve düzgün şekilde monte ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Başka ne sorusu olan arkadaşlar var? 111 motorlarla ilgili rolanti dalgalanması, işte onlarla ilgili sorular falan geliyor. Rolanti dalgalanmasının başlıca sebebi arkadaşlar genellikle gaz kelebeğinden yapar ya da araç bir yerden hava alıyordur, ondan dolayı yapar. İşte kelebek kurmama problemleri vesaire. Kelebek kurmamasını da ya PMS'den yapar ya da kelebeğin kendisinden yapar. Elektrik tesisatı tabii ki sağlam olduğunu varsayarak, elektrik tesisatınız sağlam değilse öncelikle elektrik tesisatını elden geçirtirip yani komple yenilettirip ondan sonra bir bakmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bu araçların dizaynı itibariyle, yani Mercedes'in dizaynı itibariyle o yıllarda Bosch firması da artık kablolardaki blendajı nasıl kullandıysa bu araçlarda tesisat kavrulma problemi var. Aslında şöyle bir durum var. Yani Alman bunu 25-30 sene kullanılacak diye hesaplamamış. Yani maksimum 10-15 sene, belki buna ömür biçti. Alman onu o şekilde hesaplamadı. Adamların yaptığında bir hata yok bence. Kesinlikle o adamların yaptığında bir hata yok. Şimdi bu araçlarda tesisatı kavrulma problemi var. Tesisatı üreten firmalar var. Soketsan firması bu araçların sıfır tesisatını üretiyor arkadaşlar. 1750 lira da fiyat istiyor. Değer mi değmez mi? Benim şahsi fikrim, yani aracınızı seviyorsanız kesinlikle değer. Ayrıca LPG için de Soketsan firması sıfır tesisata ek bir aparat yapmış. Tesisatı kesmeden LPG'nin arap bağlantılarını yapmaya olanak sağlayan soketler de üretmiş arkadaşlar. Elektrik tesisatınızı öncelikle bir kontrol ettirin. Eğer çürük varsa ya yenisini alın ya da profesyonel şekilde tamir eden yerler var. Profesyonel şekilde de tamir ettirebilirsiniz elektrik tesisatınızı. Ondan sonra işte kelebeğinize, PMS'inize ondan sonra bakarsınız sevgili arkadaşlar. 111 motorlarda bu şekilde. 111 motorun esasında, PMS'li 111 motorun gerçekten çalışma prensibi çok basit.
çok var. TMS beyni var, gaz kelebeği var, IAT sensörü var, işte coolant var. Yani çok da fazla bir ekipman yok. Gerçekten diyorum, samimi söylüyorum, çalışma sistemi çok basit. Jetronic'ten daha basit arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim, PMS kolay kolay arıza yapan bir parça değil. PMS'yi arıza yaptıran tesisattaki kavrulma ve kısa devre PMS'i arıza yaptırır. Tesisatınız sağlamsa ve PMS'iniz de kesinlikle su almamışsa, PMS'den korkmayın arkadaşlar. PMS kolay kolay arıza yapan bir parça değil. İşte ben görüyorum, yorumlarda görüyorum, işte bu arabalarda kronik PMS sıkıntısı var, kronik bilmem ne sıkıntısı var. Yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Yeter ki tesisatımız sağlam olsun, yeter ki tesisatımız düzgün olsun, kesinlikle PMS'iniz de arıza verdirmez. Çünkü tesisattaki en ufak bir kısa devre beyni yakacaktır, yani TMS beynini yakacaktır. Tesisatımız düzgün olsun, korkmayın. Bir de PMS beynine su vurmayın, yeter arkadaşlar. Kesinlikle arıza veren bir sistem değil. Gaz kelebeği de hakeza o şekilde. Yani kolay kolay bir şey yok ki. Bir potansiyometre var içerisinde, bir step motor var arkadaşlar. Malzeme olsa var ya, tamiri esasında çok kolay gaz kelebeğinin. Ama malzeme yok. İşte aslında bunun tamirini yapan yerler var da çok para istiyorlar. Ellerinde malzemeleri var muhtemelen. Yurt dışından getirmişlerdir. Onun için tesisatınız sağlamsa korkmayın arkadaşlar. Kesinlikle bir problem yaşamazsınız. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Daha başka sorular var mı? Şöyle sağa çekip bir bakalım. Eğer yani aklımda şu an yok, yani şurada varsa yanıtlayalım. Yoksa videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Jetronic kalibrasyon şalteriyle bir Mehmet Doğan kardeşimiz bir ileti göndermiş. Akünün arkasındaki şalter benzin oktanı değil arkadaşlar. Bu Jetronic'in kalibre şalteri. Şöyle ki bu şalter LPG'de işe yaramaz. Benzinde işe yarar ve aracın benzindeki, şöyle söyleyeyim, benzindeki map haritasını düzenler. Bu şalter 1'den 7'ye kadar, aracınız 1'den 7'ye kadar bunu teker teker deneyeceksiniz. Hangi aralıkta aracın çekişi daha iyi ve hangi aralıkta araç daha kolay çalışıyorsa orada bırakacaksınız arkadaşlar. 102, 103 ve 104 mekanik enjeksiyonlu motorlarda akünün arkasındaki şalter avans şalteri değil arkadaşlar. Jetronic'in kalibre şalteri LPG'de işe yaramaz. Sadece benzinde işe yarar. İlk çalışmayı ve çekişi buradan düzenleyebilirsiniz. Yani bu bir nevi map ayarı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Aklıma gelmedi. Avans şalteri akünün arkasındaki değil arkadaşlar. Fren merkezinin oradaki şalterdir avans şalteri. Buradan da yakıtın avansına göre referans değerlerini, yani tablodan referans değerlerine bakarsınız. Hangi yakıtı kullanıyorsanız, mesela LPG'nin oktanı yüksek olduğu için sonsuz dirençte kullanmak daha mantıklı. Şalteri çekip bırakırsınız, sonsuz dirence gelir ve avansı o şekilde kaydırır arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Başka sorular var mı? Şöyle bir bakalım. Oğuz Çelik kardeşimiz bir ileti göndermiş. Ne demiş? 124 kasa, özür diliyorum, 87 model 124 kasa 190E. 124 kasa değil kardeşim, aracın 201 kasa. 190E 2.3 nokta aracımın baskı zayıftı. Debriyaj setini loop markalı taktırdım. Ama bu sefer araç 1 ve 3. viteslerden atma yapıyor bazen. Bunun sebebi nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, atma yapıyorsa viteslerden muhtemelen senkromeş bileziklerinde sıkıntı var. Bunun için de şanzımanın inip içinin açılıp arızalı senkromeşlerin değiştirilip tekrar kapatılması lazım. Tabii ki bunun da maliyeti işte belki bir çıkma şanzıman bedelidir. Hiç uğraşmayıp bir tane çıkma şanzıman alıp üzerine bindirmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama ben hep şu taraftardayım. Her zaman aracın kendi malzemesinin tamir edilmesi yönü taraftarıyım. Açtır şanzımanın içini, arızalı senkromeşlerini değiştir. Ondan sonra kapat, yağını yenile, yürü git, hiçbir problem olmaz. Evet, rolanti ayarlayıcıyı sökmüşler. Onunla ilgili bana aracın rolanti ayarlayıcısını sökmüşler.
Turan kabuğu durmaz kardeşimiz bir mesaj atmış. Aracın rölanti ayarlayıcısını sökmüşler. 87 model 230E varmış aracı. Rölanti motorunu takmış. Çalışmalarda sıkıntı oluyormuş. Sıcakken stop ediyor diye yazmış. Ne demiş? Ben Yozgat'a gelsem benim arabaya bakma imkanın olur mu demiş. Ben de hangi şehirdesiniz diye yanıt vermişim. Arkadaşlar elbette bakma imkanım olur ama hani şu an zaten karantina durumu söz konusu. Şehirler arasında seyahatler kısıtlı, yasaklı. Yani zaten 30 büyük şehire şu an giriş çıkış yok. Hani şöyle bir durum var. Buralarda da sıkıntılar var. Hani giriş çıkışları kontrol noktalarında polis ekipleri, jandarma ekipleri çok sıkı tutuyorlar. Yani mümkün mertebe bulunduğumuz şehirleri terk etmememiz için bizlere talimat veriyorlar arkadaşlar. Elbette bakarım, elbette yardımcı olurum ama araçla ilgili bana detaylı bilgi verirsen buradan telefon numaramı paylaşamıyorum. Gerçekten telefondan çok muzdaribim arkadaşlar. Telefon numaramı buradan paylaşamıyorum. Bana sosyal medya hesabımdan ulaşırsanız mümkün olduğu kadar elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Turan kardeşimiz de rölanti motorunu taktıktan sonra araçta dengesizlikler olduğunu söyledi. Muhtemelen bu dengesizlik LPG'de oluyor. Isındığı zaman stop ediyor dedi. LPG'de yapıyor bunu. Onu eğer araç benzinde düzgün çalışıyorsa güzel bir ayarla ve rölanti stabilizatör modülünü takarak stop etme problemini gideriz. Ama bu şu an mümkün olmaz. Çünkü dediğim gibi şu an karantina süreci var. Ben de çok fazla insanlarla diyalog kurmamaya çalışıyorum. İş yerimiz açık. Ama dediğim gibi çok fazla diyalog kurmamaya gayret ediyorum mecburen. Yani kendim için değil, karşımdaki insan için. Yani yanlış anlaşılmasın bu. Kendim için değil, karşımdaki insan için. Yani diyalog kursam da yani mesafeli şekilde duruyorum. Dediğim gibi eşle dostla genellikle diyalog kuruyorum. Yani çok fazla diyalog kurmamaya çalışıyorum. Ama şu sıkıntılar bir geçsin. Ben elimden geldiğince yine yardımcı olmaya çalışırım kendisine. Problem değil. Aracını düzeltiriz. Güzel, stabil hale, stabil çalışır hale getiririz arkadaşlar. Bir problem yok onda ama bu şu an mümkün değil. Dediğim gibi şu an şehirlere giriş çıkışlarda sıkıntı var. Çevirme noktalarında sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sürekli denetimler yapıyor. Bu riski almaya değmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu sıkıntı bir geçsin, ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya gayret ederim. İnşallah bu sıkıntıyı da atlatırız diye düşünüyorum. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Emniyet kemerimizi takalım, hız yapmaktan kaçınalım ve trafik kurallarına uyalım. Lütfen koronavirüse karşı elimizden geldiğince önlemlerimizi alalım sevgili arkadaşlar. Lütfen ama lütfen tedbirlerimizi alalım, maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Hem kendimiz için hem de toplum için önlemimizi almak zorundayız. Bu sıkıntı da geçer. Ha ne zaman geçer Allah bilir. Biz tedbirimizi alalım, takdiri yüce yaradana bırakalım derim. Ama mutlaka hem kendimiz için, hem şahsımız için, hem de toplum için arkadaşlar mecbur devletin koymuş olduğu kurallara riayet etmek durumundayız. Yani hafta sonu olan manzaralar hiç hoş olmadı. Gerçekten fazla uzatmayacağım. Hiç hoş olmadı. Yani sokağa çıkma yasağı konuldu. İnsanlar sanki kıtlık varmış gibi ya sigara kuyruğuna, alkol kuyruğuna, kola, cips kuyruğuna arkadaşlar yapmayalım bunu ya. Gerçekten bizlere yakışmayan görüntüler. Bizlere gerçekten yakışmayan görüntüler bunlar arkadaşlar. Hiç hoş olmadı. Kesinlikle hiç hoş olmadı. Ben kendi adıma çok üzüldüm. Keşke o günkü o görüntüleri hiç izlememiş olsaydım. O gün yaşanmamış olsaydı. Ben kendi adıma şahsen çok üzüldüm. Yani bizlere yakışmayan şeyler arkadaşlar. Rica ediyorum devletin koymuş olduğu kurallara riayet edelim. Devlet bu yani insanların maaşını ayağına kadar getiriyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Arkadaşlar sokağa çıkma yasağında devlet hiçbir vatandaşını mağdur etmez. Panik yapmayalım. Devletin koymuş olduğu kurallara riayet edelim ve
devletin resmi makamlarını takip edelim. Onların söyledikleri şeylere riayet edelim arkadaşlar. Sözü fazla uzatmayacağım. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum.